Araştırma. Gözünü araladığında, uykuya daldığı yeri unuttuğundan olsa gerek, bir anda paniğe kapıldı. Telaşla dirseği üzerinde doğrularak etrafını tanımaya çalıştı. Kanlı divanede ağacın altına uyuyakaldığını hatırlamasıyla heyecana geçti. Ancak Metin etrafta görünmüyordu. Çalıların arkasından gelen seslerin arasından Metin'inkini ayırt edince rahatladı ama yattığı yerden uzanarak yine de onu görmeye çalıştı. Gözlerine, kulaklarından daha çok güveni vardı. Orada birileriyle sohbet ettiğini görünce rahatlayarak tekrar uzandı ve bir güzel gerindi. Bakışları tam tepesinde duran koca ağacın dalları arasından görünen gökyüzüne takıldı. Hava neredeyse kararmak üzereydi. Epey uyumuş olmalıydı. Az önce gördüğü rüyanın etkisinde ne tuhaf, insan uyandığında uykuya daldığı yeri hatırlayamasaydı ne korkunç olurdu ya da aynı yerde uyanacağımızdan emin olmasaydık. Uyumaya asla cesaret edemezdik herhalde diye geçirdi içinden. Bu fikir içini ürpertti. Kalkıp olduğu yere oturduğunda Metin onu gördü. Yanındakilerden izin isteyerek hemen yanına geldi. Keyfi yerindeydi. Bu yüzden Defne rüyayı gene gördüğünü söylemekten kaçındı. Metin, canım ne güzel uyudun öyle. Uyandırmak istemedim ama akşam oldu. Bak yağmur bulutları da toplanıyor. Haydi toplanalım. Yarın sabah geliriz artık. Diyerek eşyaları toplamaya koyuldu. Defne deniz tarafındaki ufukta toplanan bulutlara bakındı. Buna canı sıkılmıştı ama yükselmekte olan dolunayı görünce hiç de gitmeyi istemedi. Bulutların dağılacağını umuyordu. Yaklaşan geceye rağmen obruğa inmeye kararlıydı. Çünkü az önce rüyasında obruk ona gece vakti ay ışığında görünmüştü. Ancak Metin'i buna nasıl ikna edeceğini bilemiyordu. Neyse ki kısa bir tartışmadan sonra Metin daha fazla direnmedi ve istemese de bu saatte aşağı inmeye ikna oldu. Defne'yi yalnız bırakmayı göze alamazdı doğrusu. Etrafta kalan son ziyaretçiler de kanlı divaneden ayrılırken onlar dev çukurun dibine inmek üzere harekete geçtiler. Obruğun bir tarafında yer yer kaymış zeminden oluşan oldukça dik bir patika vardı. Kuleyi geçip bu patikaya yöneldiler. Defne kulenin yanından geçerken onu bir kez daha baştan aşağı süzmeden edemedi. Etraflarını saran çeşit çeşit kokulu bitkiler ayrı bir büyü katıyordu manzaraya. Obruk yamaçlarında uçuşan kuşların cıvıltıları insanı neşelendiriyordu. İzledikleri patika dik eğimle kıvrıla kıvrıla iniyor, indikçe onları obruğun dibine götürüyordu. Çukurun dibine iyice yaklaşmışlardı ki Defne durup etrafını seyretmek istedi. Kaygan zemin yüzünden gözlerini bir türlü patikadan ayıramamışlardı. Sağlam bir çıkıntıya tutunup etrafına bakınmaya başladı. Defne tanıdık bulduğu bu yamaçlardan gözlerini alamadı. Tuhaf bir his her yanını kaplamış, başını döndürmüştü. Yoğun bir uğultu kulaklarını boğuyordu. Sanki bu çukuru çevreleyen kayalık yüzeydeki her girinti çıkıntı ona bağırıyordu. Duymayı reddedercesine elleriyle kulaklarını kapatıp o an için kendi soluğuyla baş başa kalmak istedi. Metin bir şeylerin ters gittiğini görünce heyecanla yanına sokuldu. Ne oldu Defne? İyi misin? Defne'nin sesi çıkmıyordu. Sadece elleriyle kulaklarını tıkamış hayretle etrafına bakınıyordu. Metin onu kolunun altına alarak etraflarını saran yüksek kayalık yamaçlara bakındı. Onun neye baktığını anlamaya çalışıyordu. Defne Metin'e sarılarak usulca ben burayı biliyorum dedi. ''Nasıl yani?'' diye sordu Metin. Defne derin bir iç çekerek gördüğü rüyayı ve ay ışığındaki obruğu nasıl gördüğünü anlattı. Başına geleceklerden korkuyordu. Metin'in onu teskin etmekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Ama ne diyeceğini, ne düşüneceğini bilemediğinden ona sadece sıkı sıkı sarıldı. Kendini ilk kez çaresiz bir çıkmazın içinde hissetmişti. Oldukları yerde bir süre öylece kaldılar. Nihayet Metin, ''Merak etme, hiçbir şey olacağı yok. Bunu kendin görecek ve bu kabustan kurtulacaksın. Sana söz veriyorum.'' diyerek ayaklandı. Bir yandan kendini de buna inandırmaya çalışıyordu. Toparlanıp
Patikanın kalan kısmını yürümeye koyuldular. Dibe ulaşana kadar ağızlarını bıçak açmadı. İkisinin de başı düşünmekten çatlayacak gibi ağrıyordu. Defne'nin kulaklarındaki şu uğultu ise hiç geçmemişti. Obruğun dibinde toplanan ıslak hava yüzünden insan boyunu aşan çalılar çamurlu zemini tamamen kaplamıştı. Kayalık duvarların diplerinde kümeleşmiş yosunların kokusuyla karışan keskin küf kokusu etrafa dağılmış birkaç defne ve sandal ağacıyla tezat oluşturuyordu. Labirent gibi oluşmuş patikaları rastgele dolaşmaya başladılar. Ne aradıklarını ya da ne görmeleri gerektiğini bilmiyorlardı. Bu her neyse obruğun içinde buraya uymayan bir şey olmalıydı. Metin dikkatle etrafını tararken sevgilisinin tepkilerini de kaçırmamaya çalışıyordu. Obruğun dibindeki bütün patikaları yürüdüler. Tırmanabilen tüm kovuklara çıktılar. Çalıların arasına daldılar. Kaya kabartmalarını incelediler. Nihayet dolaşmadıkları, bakmadıkları yer kalmadı. Hemen her yere saçılmış olan çeşit çeşit seramik kırıkları dışında birkaç hayvan kemiği ve kuş ölüsünden başka dikkat çeken bir şeye rastlamadılar. Aynı yerleri tekrar taradılar. Hiçbir şey yoktu. Obruğun içine gecenin karanlığı iyice çökmüştü. Uzakta çakan şimşekler obruğun bir yamacını aydınlatıp duruyordu. Uzun süredir ikisi de konuşmamıştı. Sadece yürürken ezdikleri taşlar ve dalların sesleri işitiliyordu. Obrukta tuhaf bir sessizlik hakimdi. Metin çantadan bir fener çıkarıp yaktı. Bir yandan kendi kendine söyleniyordu. Bu saatte buraya inmek tam bir çılgınlıktı. Düşüncelere dalmış olan sevgilisine baktı, onun yaşadıklarını hayal etti. İçi ürperdi. Eski Defne gitmiş, yerine mistik, gizemli bir kız gelmişti. Onu daha mı çok seviyordu, yoksa ondan korkmaya mı başlamıştı, tartamıyordu. Defne birden başını ellerinin arasına alıp yere çömeldi. Şu uğultu başını ağrıtıyordu. Metin yanına sokularak, "İyi misin?" diye sordu. Defne, "Sen bir şey duyuyor musun?" diye yanıtladı alıngan bir ifadeyle. Metin kulak kabartıp etrafını dinledi ve ne kadar sessiz olduğunu fark etti. "Evet, hiç kuş sesi yok. Hepsi yuvasına çekilmiş olmalı." Defne, "Ya, kuşlar, doğru." diyerek geçiştirdi. Bu uğultuyu sadece kendisinin duyduğundan artık emindi ve bunu belli etmek istemedi. Gece yarısı koca antik şehirde onlardan başka kimse yoktu. Metin onları kimsenin görmemesi için dua ediyordu. Obruğun orta yerinde bir açıklığa çıktıklarında dolunayın iyice yükselmiş olduğunu gördüler. Metin bunun üzerine feneri kapatınca Defne "Ne yapıyorsun?" diye çıkıştı. Metin "Şşt!" diye onu susturdu. "Baksana, etraf gündüz gibi aydınlık. Zaten bu saatte Kanlıdivane'de olmamız yeteri kadar şüphe uyandırır. Bir de fenerle dikkati çekmenin hiç gereği yok." Gözleri ayın loş aydınlığına alıştığında etraf sanki siyah beyaz eski bir film gibi görünüyordu. Metin ne aradığını bilmiyordu ama durmadan sağa sola dönüp çevresine bakınmaya, etrafı saran duvarları taramaya koyuldu. Defne ise yere oturmuş uğultuyu dinliyor, ona konsantre olmaya çalışıyordu. Çünkü tıpkı rüyasındaki gibi oluyordu. Uğultuyu dinlemeye çalıştıkça tınısı değişiyor, dalgalanan çok derin, güçlü bir ses daha işitiliyordu. Bu sesin kendi etrafında döndüğünü fark ettiğinde ise Defne çoktan kendinden geçmiş, rüya alemine dalmıştı. Birden obruğu kanat sesleri doğurdu. Kuşlar hep birden obruğun dışına doğru uçuşmaya başlamıştı. Metin, "Neyden korktular acaba?" dedi. Feneri yakıp yukarı tuttu. Ama pek bir işe yaramayınca tekrar kapattı. "Bu karanlıkta bir şey görünmüyor ki," diye mırıldanırken bakışları Defne'ye takıldı. Loş ışıkta onun uykuda olduğunu göremedi. "Defne, saçların!" diye fısıldadı. Tüyleri diken diken olmuştu. Defne'nin saçları elektriklenmiş gibi havalanmış, dimdik olmuşlardı. O anda sağ tarafından gelen hafif bir ışık parlaması dikkatini çekti. Aynı anda bir çıtlama duyulmuştu. Heyecanla o yana döndüğünde ışık çoktan geçmişti. Benzer bir parlama arkadan geldi.
Dönene kadar o da kaybolmuştu. Obruğun duvarlarında tek tük ışık çakmaları başlamıştı. Bir tanesi tam baktığı yerde oldu. O zaman anladı ki sanki bütün obruğa elektrik verilmiş gibi kayalık duvarlarda küçük kıvılcım atmaları başlamıştı. Metin'in kalbi heyecandan tüm gücüyle atmaya başlamıştı. "Aman Tanrım, neler oluyor?" diye haykırırken basınçlı kan Metin'in boğazını sıkıyordu. Defne'ye dönüp baktığında onun ayağa kalkmış olduğunu gördü. Daha iyi görebilmek için feneri açınca gözlerinin kapalı olduğunu fark etti. Kıvılcım atmaları birden çoğaldı. Çıkardıkları çıtırtılar obruğun içinde müthiş bir gürültü başlattı. Kocaman ay artık tam tepedeydi. Metin korkuya kapılarak "Kaçalım, ne yapıyorsun?" diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Sesini ancak duyurabilmişti. Aynı anda atılıp Defne'yi tutmaya kalkıştı. Ancak yanına bile yaklaşamadan çarpılıp geri savruldu. Sanki manyetik bir duvara çarpmıştı. Metin şaşkınlıktan neler olduğunu kendine soramadı bile. Tekrar denemeye kalkıştığında daha kötüsü oldu. Korkuyla uzaklaştı. Çünkü kıvılcımlar Defne'nin etrafında da oluşmaya başlamıştı. Heyecandan ne yaptığının farkında değildi. "Defne!" diye bağırarak onu uyandırmayı umarken daha beter bir şey oldu. Defne yavaşça yükselmeye başlamıştı. Aynı anda kendisinin de hafiflemeye başladığını hissetti. Hatta bazı çalı çırpı ve taşlar çoktan havalanmıştı bile. Metin şaşkınlık içinde etrafına bakınırken artan güç ayaklarını tamamen yerden kestiğinde paniğe kapıldı. "Defne, neler oluyor? Kes şunu!" diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Duvarlarda atlayan kıvılcımlar iyice büyümüş ve ortaya doğru uzayarak çakmaya başlamışlardı. Her tarafı kaplayan ışıklar bütün obruğu mavimsi beyaz bir kora dönüştürmüştü. Metin haykırıyor ama kıvılcımların gürültüsünden kendi sesini bile duyamıyordu. Metin korku içinde feryat edip havada tepinip kurtulmaya çalışırken Defne'nin yüzünde tuhaf bir tebessüm vardı. O rüyada olduğunu sanıyordu. Duvarlardan yayılan kıvılcımlar ani bir çakmayla obruğun kıyısındaki kulede birleşerek gökyüzüne doğru kalın bir yıldırım oluştu. Bu yıldırım manyetik gücün yükselttiği her şeyi etrafa savurdu. Metin uçuşan dallar ve taşlar arasında savrulurken gözünde sevgilisinin vücudundan gökyüzüne doğru fırlayan ışık topunun görüntüsü kalmıştı.